İlk önce şunu söyleyeyim. Hukuk gerçekten hem çok zevkli, hem çok güzel, hem de Türkiye için bugün çok önemli bir eğitim dalı. Çünkü şunu açıktan söyleyeyim. İnsanın yaşadığı hayat, gerek ileride profesyonel hayatı, mesleki hayatı, gerek özel hayatı, her milimetre karesi hukukla doludur. Her milimetre karesi. Farkında olsanız da olmasanız da. Bu bakımdan bir kere çok açık söyleyeyim. Gençlerin hukukçu olmalarında çok büyük bir önem görüyorum. Çünkü gençler bugün teknolojik imkanlarla, bir şeyi öğrenme imkanlarıyla, eskiden biz Türkiye'nin sınırlarında olanları bile çok fazla bilmezdik. Hele hele dünyada olanları çok fazla bilmezdik. Ne hukuk uygun, ne değil, nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl gündelik yaşamlarını geçiriyorlar. Oysa bugün gençler her şeyi 3 saniyede, 5 saniyede ulaşabiliyor. Dolayısıyla bugün için gençlerin hukukçu olmalarının Türkiye açısından da büyük önemi var. Çünkü hukuk dediğin şey, dedim ya, her santimetre karende, her milimetre karende hukuk var. İşte bu hukuka uygun şekilde yaşaması, insanların yarınlarına güvenle bakmalarını, hangi mesleği yaparlarsa yapsın, güven içinde yapmalarını sağlayacaktır. O bakımdan hukuku ben bütün gençlere özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle de söylenir. Efendim ben nasıl ezberleyeceğim o kitapları? Böyle dev dev kitaplar. Hayır. Hukuk bir ezber işi falan kesinlikle değildir. Hatta söyleyeyim şöyle. Hukukçu olayım mı olmayayım mı diye düşünen gençler, ailelerinde vardır bir hukukçu veya yakınlarında. Sorsunlar. Desinler ki, işte kapatsınlar. Medeni kanunun 50. maddesine desinler. 100. maddesine. Ceza kanunun 200. maddesi. Ya kim bilir? Kimse bilmez. Açar, bakar. Hukuk fakültesinde biz öğrencilere o sorduğumuz sorunun cevabını nerede bulacaklarını öğretiyoruz sadece. Onu nasıl yorumlayacaklarının mantığını öğretmeye, muhakeme tarzını öğretmeye çalışıyoruz. O bakımdan hukuk çok önemli. Her milimetre karemiz. Yani doğuyoruz, evleneceğiz, nişanlanıyoruz, bir mal alıyoruz, buzdolabı alıyoruz. Ne bileyim ben, bir sözleşme yapıyoruz, bir yerde giriyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Bunların hepsi hukuk olduğu için bu eğitimin Türkiye açısından da bugün çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin böyle pırıl pırıl iyi yetişmiş hukukçulara ihtiyacı olduğunu bir kez daha vurgulayarak bunun önemli olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya İngiltere'de olduğu gibi çok büyük bir ayrım yok. Yani Amerika'da örneğin eğitim gören bir çocuk bayağı ihtisaslaşmak durumunda. Türkiye'de öyle büyük bir ayrım yok. Dolayısıyla hukuk fakültesini bitiren bir arkadaş her istediği, hukukun her istediği alanda çalışabilir. Özel hukuk avukat olabilir, savcı olabilir, hakim olabilir, gider bir bankada çalışabilir, devlette başka bir dışişlerinde çalışabilir. Ama kendini o çalışacağı alana göre eğitmek durumundadır, takviye etmek durumundadır. Örneğin o yüzden söyledim. Ben hep hukuk fakültesinde okudum ama hep anayasacı olmak isterdim. O yüzden yüksek lisansımda ve doktoramda anayasa hukuk asistanı olduğum için de oraya yönlendim. Özel hukuka yönlenseydim, yani ticaret hukukuna yönlenseydim oraya gidebilirdim. Türkiye'de o yüzden şöyle korkmasınlar gençler. Daha birinci sınıftan ben seçmek zorunda mıyım? Daha neden çok fazla zevk aldığımı bilmiyorum. Hayır, hiç endişe etmesinler. Sonunda hepsi aynı avukatlık şeyini alabilirler.
hakimlik sınavını kazanabilirler, o mesleğe girebilirler. Savcılık yapabilirler, dediğim gibi bankacılık yapabilirler. İstedikleri her alana girebilirler. Bunda hiçbir engel yoktur. Ama onu yaparken de kendilerinin hangi alanda, kamuda mı, özelde mi? Özelin hangi, ticarette mi, medeni hukukta mı çalışacağını sonra yönlendirebilirler. Hiçbir engel yoktur. Hukuk fakültesini bitiren herkes avukat da olabilir, hakim de olabilir, savcı da olabilir. Burası çok önemli iş. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistanlık hayatıma başladım. Sonra Galatasaray Üniversitesi'ne geçtim. Orada dekanlık yaptım, ayrıldım. Vakıf üniversitelerine gittim. Yani Marmara Üniversitesi'nde 4 yıl bir seksiyonda ders verdim. Yani Türkiye'deki birçok üniversitede gözlemleme ve çalışma imkanını buldum. O yüzden çok net söyleyeyim. Birini övmek, övmemek açısından değil. Ama MEF'e geldiğimde bana dediler ki, o sırada yöneticiler, rektör bey, dekan dedi ki biz bir sistem uyguluyoruz. Flip learning dedikleri. Ben de onu çok bilmiyordum. Şunu gördüm. Hukuk eğitimi için gerçekten çok çok önemli bir eğitim. Diğer dallar için de öyle muhakkak ki. Ama hukuk eğitimi için birebir çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun da MEF Üniversitesi'nin, bizim üniversitenin bir kozu olduğunu veya önemi olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi hukuk söyledim hep. Şöyle düşünür öğrenciler. Nasıl ezberleyeceğim ben bu kadar kitabı, böyle kalın kalın kitapları? Hukuk biz de anlatmaya çalışırız. Ezber değil, hukuk bir mantık işidir, bir muhakeme işidir. Okuduğun kanunu ezberleme işi değildir, okuma işi de değildir. Onu yorumlayabilme, onu olması gerektiği gibi yorumlama işidir deriz. İşte burada çocuklar, hukuk eğitimi almak isteyen öğrenci arkadaşlar şunu bilsinler. Gerçekten bunu iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani öğrenciler birinci sınıftan itibaren hukuku tartışıyor, öğreniyor ve tartışıyor. Onlar bize soru soruyoruz, anlatıyorlar. Doğru anlayıp anlamadıkları üzerinde biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir kere bu çok önemli bir yöntemdir. Yoksa hocanın gelip dersi anlatıp, söylüyorum, bana verin 3 saatte anlatayım, 1 saatte anlatayım, bütün hocalar böyle. Anlatayım, tamam. Ama çocuk ne aldı acaba? Bunun ölçüsü sadece sınıfta sınav değildir. Sorarsın, bakalım o mantığı kullanabiliyor mu? Bakalım o mantığı işleyebiliyor mu? Bakalım o okuduğunu anlayabilmiş mi? Yorumlayabiliyor mu? İşte MEF'in böyle bir ayrıcalığı olduğunu düşünüyorum. İki, çok önemli bugün, bütün hukukçular için geçerli. Bir, ya en azından bir yabancı dili iyi bilmek zorundasın. Neden? Bilimi çünkü olduğu yerden alacaksın. Bugün İngilizce dünyanın ortak dili haline geldi. Ben Fransızca eğitim almıştım. Ama bugün görüyorum ki bir İngilizceyi de yanına koymak lazım. MEF Üniversitesi doğrudan İngilizce ile başlıyor. O bakımdan, yani İngilizce ile başlıyor, onu öğretmeyle başlıyor. Bu bakımdan bunun bilecek, hukuk mesleğini inceliklerine kadar öğrenecek, hangi avukat olsunlar, hakim olsunlar, akademisyen olsunlar, İngilizceyi bilen bir hukukçu olmalarında çok büyük yarar var. MEF'in ikinci özelliği bu. 1100 öğrenciyle ders yapmak başkadır. Bunu 100 öğrenciyle yapmak, 200 öğrenciyle yapmak, 50 öğrenciyle yapmak farklıdır. Böyle bir imkana da sahibiz. Yani çok bu tartışmayı 1100 öğrenciyle yapamazdık ama şimdi rahatlıkla yapabiliyoruz. Üçüncü özellik budur. Dördüncü de şudur. Gerçekten içlerinde olmaktan da büyük hem gurur duyuyorum hem de çok seviniyorum. Çok çok iyi bir kadrosu var.
Türkiye'de genç akademisyenler var, pırıl pırıl insanlar var, kendini iyi yetiştirmiş. Bunların ciddi bölümünü veya önemli bölümünü MEF Üniversitesi'nde görüyorum. Yani iyi hocalardan az sayıda ve karşılıklı muhakeme yürüterek öğrenme imkanına varacaklar ve gelecekler. Bu bakımdan MEF Üniversitesi'ni ben bütün hukuk yapmak isteyen öğrenci arkadaşlara öneririm.